Merhaba sevgili teraziler. 24 Şubat 2 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, bu hafta yeni ay doğacak. Hafta sonunda 1 Mart'ta 10 derece balık burcunda yeni bir ay doğuyor. Bu ay öncesinde haftanın genel bir seyrine baktığımızda hafta başında ay oğlak burcunda olacak. 24 Şubat 26 Şubat aralığında oğlak burcunda olan ay sizin için de hafta başında özellikle ilginizin eviniz ve ailenize dönük olacağını gösteriyor. Evinizde birikmiş işlerle ilgilenebilir, evde çalışabilir veya aile üyeleriyle daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Ancak ilişkilere de dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle terazi burcunda ilerleyen Mars 26 Şubat sabah saatlerinde ayla kavuşacak ve bazı ani stresler oluşturabilir, gerginlikler oluşabilir. İlişkilere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra küçük sakarlıklar söz konusu olabileceği gibi bazı sağlık sorunları, ateş yükselmesi, enfeksiyon, grip, soğuk algınlığı gibi durumlar da olabilir. Sevgili teraziler, özellikle kronik sağlık sorunlarınız varsa, böbreklerle ilgili bel fıtığı olabilir, bununla ilgili problemler varsa Ay-Mars kavuşumlarında temkinli olmanız ve riskli hareket yapmamanız gerekiyor. Evet, 25-26 Şubat'ta ay artık Kova Burcu'na geçiş yapacak öğle saatlerinde. 27 Şubat'ta da Kova Burcu'nda olacak. Bu sizin için güzel bir pozisyon. Ay Kova Burcu'nda olduğunda kendinizi duygusal olarak daha rahat hissedebilirsiniz. Kişisel isteklerinizi daha rahat dile getirebilir, kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Bu sosyal hayatınızı da canlandıracaktır. Çocuklarınızla organizasyonlar yapabileceğiniz gibi özel hayatınızda, duygusal hayatınızda ve romantizmde de özellikle artış gözlenebilir sevgili teraziler. 28 Şubat'ta Ay Balık Burcu'na geçince artık yeni ay etkileri de devreye girmeye başlayacak. Bunun yanı sıra 28 Şubat'ta bir diğer önemli gelişme de 6 Şubat'tan bu yana retro hareketli olan iletişim gezegeni Merkür'ün düzelmesi olacak. Merkür 18 derece Kova Burcu'na kadar geriledi. 28 Şubat'ta ileri harekete dönecek. 18 Mart'a kadar Kova Burcu'ndaki ilerlemesini sürdürecek ve daha sonra Balık Burcu'na geçecek. Hava grubu burç olduğunuz için Merkür'ün Kova Burcu'ndaki seyri 18 Mart'a kadar sizin için çok güzel. Dolayısıyla zihinsel faaliyetlerin çok daha aktif olacağını, daha yaratıcı olacağınızı gösteriyor. Sosyal iletişimler de artacaktır. Bazı seyahatler gündeme gelebileceği gibi yeni anlaşmalar, görüşmeler de gündeme gelebilir. Dolayısıyla kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz bir süreçte olacaksınız sevgili teraziler. Evet, 1 Mart'ta sabah 10'da Balık Burcu'nun 10 derecesinde yeni ay doğuyor. Bu yeni ay sizin 6. evinizde olacak. Günlük rutinleriniz, düzeniniz, iş ve çalışma hayatınızda bazı yenilikler gündeme gelebilir. Bu yeni bir yardımcının işe alınması, yeni bir elemanın gündemde olması olabileceği gibi bazı değişimler de olabilir. Bunun yanı sıra günlük hayatınızda beslenme düzeniniz, giyim şekliniz, bunlarda bazı değişimler yapabilirsiniz. Çalışma saatlerinize değişimler yapabilirsiniz. Diyete başlamak için, spora başlamak için kullanabilirsiniz. Özellikle Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter'in çok güzel bir açısı var. Bu yeni aya üçgen açı yapıyor. Jüpiter kariyer evinizde. Dolayısıyla kariyer evinizdeki Jüpiter ve iş ve çalışma alanınızdaki yeni ayla birlikte işinizle ilgili daha verimli şartların oluşabileceğini, yeni fırsatlarla karşılaşabileceğinizi, bunun da iş ve kariyerinize olumlu yansıyabileceğini söyleyebiliriz. Eğer sağlığınızla ilgili bazı problemler varsa bu yeni ayı tedavi ve şifa amaçlı da kullanabilirsiniz. Çünkü Jüpiter bu alanda da çok destekleyici olacaktır sevgili teraziler. Evet, yeni ayın etkilerini daha detaylı anlamak için lütfen yükselen burcunuzda izleyin. Bunun yanı sıra haftalık detayları daha iyi takip etmek için günlük burç videolarımızı da gün gün izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.